hoş geldiniz. Bu hafta girişimcilik konuşuyoruz. Girişimcilikte yeni trendler neler? Akıllı Baykuş platformunu konuşacağız. Tabii biraz da Türkiye'de girişimcilik ekosistemine değineceğiz. Akıllı Baykuş platformu kurucusu Çevrem Campbell bizle beraber sorularımızı yanıtlayacak. Çevrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bir girişimcisiniz. Hı hı. Kadın girişimcilerimiz de zaten çok sayıda değil. O yüzden artıyor. Sizin gibi gördüğüm artıyor. Kadarıyla artıyor. Türkiye'de evet. Sizin gibi isimleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür Öncelikle ederim. Sizin platformunuzdan başlayalım. Akıllı Baykuş platformu. Hı hı. Nasıl böyle bir platform kurmaya karar verdiniz? Yani size bunu iten neydi? Çünkü siz de finans sektöründen geliyorsunuz. Evet, doğru. Oldu, bir girişimci oldunuz. Evet. Bize anlatır mısınız? Akıllı Baykuş ne? Önce tabii isterseniz ki. Ondan bir kısacık bahsedeyim, sonra neden o tarafa kaydığımı geçeriz. Akıllı Baykuş maddi manevi kazanıp kazandırabileceğiniz bir çoklu fayda sistemi aslında. Evet. Akıllı Baykuş platformu da buna olanak sağlayan ürünü bu sistemin. Yani bu platformu kullanarak siz de bu sisteme dahil olmuş oluyorsunuz. Burada insanlar daha çok ne yapabiliyorlar? Sanat, spor, gastronomi, farklı ilgi alanlarında hem platformu bir pazar yeri olarak kullanabiliyorlar. Yani örneğin siz bir piyano hocasınız mesela. Ve ders vermek istiyorsunuz. Evet. Platformdan öğrencilerinize ulaşabiliyorsunuz. Öğrencileriniz daha doğrusu size ulaşabiliyor. Siz kendinizi oradan tanıtabiliyorsunuz. Bunun haricinde ikinci olarak hem pazar yeri, ikinci olarak da projeler oluşturabiliyorsunuz. Yine bu alanlarda artı sosyal fayda alanlarında. Sosyal sorumluluk gibi evet, mi? Sosyal, evet, sosyal sorumluluk projeleri dahilinde projeler oluşturabiliyorsunuz. Ve bu projelerinize ihtiyacınız neyse destek alabiliyorsunuz. Hı. Finansal desteğe mi ihtiyacınız var? Toplu fonlama sistemi olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da belki bir projeniz için katılımcıya ihtiyacınız var, gönüllüye ihtiyacınız var. Ya da siz bir şey veriyorsunuz, örneğin bir burs veriyorsunuz, size kolayca ulaşılabilsin istiyorsunuz. Buradan başvurular alabiliyorsunuz. Yani birçok alanda aslında birçok fonksiyonu bir araya getiren ve birçok kişiyi, şirketi, grubu bir araya getiren bir platform. Bunun haricinde bir de sosyal grup kısmı var. Burada da sizinle ilgi, aynı ilgi alanlarını, aynı hobileri paylaşan insanlarla işte lokasyon bazlı olarak buluşabiliyorsunuz. Örneğin işte Beşiktaş'ta oturuyorsunuz mesela. Yürüyüş yapmak istiyorsunuz ve siz kendinize yürüyüş arkadaşı arıyorsunuz. Ya da tenis, ya da yüzme, ya da artık neyse ilgi alanınız. Her şey olabilir bu. Oradan işte bu giriyorsunuz bu alanlarda, bu oturduğum bölgede ya da çalıştığım bölgede bu tarz gruplar var mı dahil olabileceğim öğle aralarında ya da iş sonrası ya da hafta sonları gibi. Bu şekilde dahil olabiliyorsunuz. Böyle bir platform. Çok güzel. Yani şu anda tabii siz anlatınca benim aklıma ek sorular geliyor. Tabii. Merak ediyorum mesela Türkiye'de hangi konularda daha çok bu platformda bir şey açılıyor, bir sayfa açılıyor? Birçok şey var dedik işte spor, eğitim, sosyal sorumluluk ama daha çok neye şey yapıyorlar? Aslında spor, eğitim, sosyal sorumluluk bu projelerin mutlaka hepsine dahil oluyor bir şekilde. Hiçbir şekilde dahil olmasa bizim kendi iş modelimizle dahil oluyor. Nasıl oluyor? Örneğin siz sadece pazar yerini bile kullansanız sonuçta orada bir alışveriş olduğu zaman biz oradan bir ufak bir komisyon alıyoruz ki bu hani gerçekten şu an piyasadaki en düşük komisyon benim bildiğim kadarıyla yeni bir şeyler çıkmadıysa. Ve biz kendi aldığımız komisyonu herhangi bir şeffaf vakıf ya da dernekle paylaşıyoruz. Yani işte %7-10 komisyon alındı örneğin. Ve bunu söylüyorsunuz oranını. Tabii. Ha, evet. Tabii ki oran söylüyor. Her şey şeffaf. Anladım. Sistemde her şey şeffaf. Bu şekilde projeler kısmında da asıl en çok çoklu faydaya hani çoklu fayda sistemi olan kısmı aslında projeler kısmı. Onda da dilerseniz birkaç tane yaptığımız projeden bahsedeyim. Tabii ki, lütfen. Aslında bu hani akıllı baykuş bir sistemi var ve kendisi proje yapıyor gibi değil. Bu tarz projeler yapan insanların ya da kurumların yuvası olsun amacı o. Bir de platform ne zaman kurulmuştu onu da.
kaç sene? Bir sene oldu bir aslında. Sene oldu. Kasım, yeni. Aralık gibi yeni sayılır. Hı-hı. Ve kurulduğundan beri de devamlı olarak geliştiriyoruz. Şimdi Hı-hı. ikinci kez yayını alıyoruz. Aldık daha doğrusu. Tekrardan bir ek güncellemeler yapıp Ocak sonu gibi tekrar bir yayını alacağız ki Hı-hı. bazı projelerde çünkü yaşadıkça görüyoruz biz de. Aslında ben 5 senedir bu proje üzerinde çalışıyorum. İnanın son bir senede öğrendiğimi o 5 senenin ilk 4 senesinde öğrenmedim desem yeridir. Ha, çünkü evet. hani yaptıkça gerçekten çok hızlı görüyorsunuz. Doğru, neye ihtiyaç var? İlk kurulduğunda sadece pazar yeri ve sosyal grup kısmı vardı. Ve gördük ki o pazar yeri projeler kısmına yani yeterli olmuyor. Başka fonksiyonlara ihtiyaç var. Projeleri ekledik. Şimdi görüyoruz ki işte başvuru kısmı var. Şimdi onu ekliyoruz. Projeler kısmında eskiden sadece finansal işte toplu fonlama olarak kullanılıyordu ama görüyoruz ki bu projelerin bazı projelerin özellikle sosyal fayda içerikli sosyal sorumluluk içerikli tabii. projelerin aynı zamanda işte gönüllü ihtiyacı oluyor, katılımcı ihtiyacı oluyor. Ya da sadece duyurmak istiyorlar. Hiçbir şey istemiyorlar ama duyurmak sesini istiyorlar. Duyurmak evet istiyor. Sadece sesini duyurmak istiyorlar. Evet çok iyi anladım. Tabii projelerinizden bahsedecektiniz. Tamam projeler birkaç tane kendi ön ayak olduğumuz projeler oldu. Hani tanıtım amaçlı bakın bu platform üzerinden bunu yapabilirsiniz'i göstermek için. Bunlardan biri çok sevgili devlet sanatçımız Gülsün Onay'ın yaptığı her okula bir müzik odası projesiydi. Çok güzel. Kendisi bir proje oluşturdu Akıllı Baykuş üzerinden. Buna aynı zamanda Zuhal Müzik ve Ataşehir Belediyesi de dahil oldu. Bir de bu kısmı da var. Yani proje ortağı da bulabiliyorsunuz platform üzerinden. Destekçi. Yani hani sizin bir projeniz var. Ama yapacağınız projede bir yer ihtiyacınız olacak belki. Başka bir şeye ihtiyacınız olacak. Onu tamamlayacak başka bir kurum ya da devletin bir bölümü ya da başka bir şahıs ya da grup size destek olabiliyor aynı zamanda. Şeye gideyim ben Işık Tohumları bu her okula bir müzik odası müzik. Projesinde. Gülsün Onay örneğin bir konser verdi. Evet. Ataşehir Belediyesi o bölgedeki Ataşehir bölgesinde devlet okullarında okuyan çocuklar için mekana Ataşehir Belediyesi sponsor oldu. İşte konser salonunu ayarladılar. Farklı okullardan çocuklar geldi. Gülsün Hanım muhteşem bir konser verdi tabii böyle çok güzel. Hem dinleti söyleşi kıvamında çocuklar sorularını sordular. O güzel cevapladı merak ettikleri konuları. Çok muhteşem bir gündü gerçekten. Sonrasında bundan Akıllı Baykuş üzerinden bir toplu fonlama yapıldı bu proje için. Dışarıdan insanlar da şirketler de destek olabildiler. Ve sonuçta buradan toplanan parayla %100'üyle Orhan Veli İlkokulu'nda yine Ataşehir bölgesinde olan bir devlet okulu. Ortaokulu pardon. Evet. Bir müzik odası kuruldu. Gülsün Anay çok müzik güzel. Odası kuruldu. Şimdi artık Zuhal Müzik de oraya çok güzel enstrümanlar getirdi. Bayağı dolu dolu içinde her şeyin olduğu bir müzik odası oldu. Sonrasında tekrardan hatta Gülsün Anay açılışına geldi. Tekrardan bir konser verdi çocuklara. Güzel. Çok çok güzeldi. Hani tekrar bir sorulara cevap verdi. Sonra beraber normalde hani o kadar kendi alanında gerçekten çok dünyaca ünlü bir sanatçımız. Tabii. Dijital piyano herkes çok çalmak istemeyebilir. Çalmaz açıkça söyleyeyim. Kendisi bütün mütevaziliğiyle çocuklara o dijital piyanoda konser verdi. Gerçekten muhteşem bir insan. Bu şekilde böyle çok güzel oldu. Böyle bir proje oldu. Herkes faydalanmış oldu. Şimdi ilerleyen zamanlarda başka sanatçılar da yapacak. Bir tanesi bunlardan bir tanesi Nova Norda. Onlar da genç neslin çok iyi bildiği, takip ettiği bir sanatçımız. O da işte kolyeler yaptı. O kolyelerini bu projeler tanıttı. Kısmından yani bu ileriye dönük projeler kapsamında. Tabii bu ileriye dönük projeler kapsamında. Yani aslında evet, hani mutlaka bizim ön ayak olmamız gerekmiyor. Herkes proje yapabilir. Herkes hizmetlerini tanıtabilir. Bizimkisi bir hizmet platformu aslında. Ama böyle hani projelerde ürünle destek olmak istiyorsanız
Onu da yapmanızı olanak sağlıyor. Ama şey değil mesela, ne bileyim, hani var ya böyle ürünlerini satıp da tabii şey ki. Yani ticari değil. Ticari ürün şey gibi anladım. Değil ama yani hizmetler kısmında ticari tarafı var. Orada anladım. Hani hizmetlerini çok o da iktisadi bölümü oluyor bizim şeyin. Sistemin satıp kazanabiliyorlar. Çok güzel. Peki şimdi tabii ki çok yenisiniz, bir sene dedik ama şimdi işte çok güzel projelere başlamışsınız. Peki önümüzdeki dönem mesela bir hedef çizdiniz mi kendinize? Mesela orta ve uzun vadede diyebiliriz. Neler yapacaksınız? Belki genişletebilirsiniz. Belki başka şeyler ekleyebilirsiniz. Veya size yeni işte söylediğiniz Nova Norda dediniz. Ama bunun gibi, yani o bir örnek. Bir sürü örnek olacak öyle. Aynen. Böyle bir sürü örnek, yani neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi, bize gelecek planlarınızdan biraz. Memnuniyetle. Mutlaka bu sistem üzerinde hani bir proje yapmanız için ünlü olmanız gerekmiyor. Ya da işte bir vakıf, dernek olmanız gerekmiyor. Herkes dediğim gibi proje yapabilir. Burada iletişimi de biraz şeffaflaştırıp kolaylaştırıyoruz. Hani bazen çok kolay değil. Oradan oraya gidin, onunla konuş, bununla konuş. İşte projenin için destek almaya çalış vesaire. Bu sistemle bu çok daha kolay bir hale geliyor. Bu sistemle görüyorsunuz orada hangi projeler var, neler daha çok destekleniyor. Şimdi bizim her zaman bir vakıf ve dernekleri destekleme zaten bizim iş modelimizde var. Evet, her zaman yani mutlaka her şey illaki kendisi haricinde, çoklu fayda sistemi dediğimiz o zaten, kendisi haricinde başka bir yere de bir faydası, yerlere de faydası dokunuyor. İllaki vakıf dernek olmak zorunda da değil. İşte dediğim gibi mesela Gülsün Onay örneğinde ne oldu? Gülsün Onay gitti orada çocuklara konser verdi. O çocuklar da bundan faydalanmış oldu. Dediğim gibi hem maddi hem manevi. Yani sosyal sorumluluk tarafı muhakkak oluyor. Onu muhakkak demek istiyorsunuz. Oluyor ama mesela hani projeler kısmında ben kendim için işte ben şöyle çok güzel bir fikrim var. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Direkt yani toplu fonlama kısmından faydalanmak istiyorum diyen insanlara da açık yani bir platform. Yani bir girişimci de oraya girip kendini girişimlere girişimci olarak şey yapabilir. Ama tabii ki bizim kendimizi daha çok konumlandırmak istediğimiz nokta kendimiz de daha sosyal girişim tarafında olduğumuz için bir şekilde sosyal fayda sağlayan şeylerin daha çok olması. Tabii. Ama dediğim gibi hani bunların yanı sıra girişimcilere de açık bir zaten ülkemizin sistem. De hani daha çok ihtiyacı olan biraz sosyal tarafın öne çıkması bizim zaten ihtiyacımız olan bir taraf diyebiliriz. Çok güzel artıyor, ben onu fark ediyorum da hani öyle son mi? Zamanlarda özellikle. Bizim daha önce yine böyle... İlgi nasıl yani, onu da İlgi soracağım var. Bence insanların farkındalığı da artıyor birçok alanda. Ve hani görüyorlar ki hani sırf çalış kazan ve kendine kazan yetmiyor insanlara. Doğru. O yüzden diyorum maddi ve manevi. Sürdürülebilirliğin olması çok için önemli. Maddi olarak da kazanmanız tabii ki. Gerekiyor. Tabii ki. Ama sizi tatmin etmesi için onun manevi tarafının da hani manevi tarafınız da zenginleştirmesi, beslemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bu sistemle bu ikisini bir araya getirmiş oluyoruz. İnsanlara o fırsatı tanıyoruz. Bir dahaki sene için de Akıllı Baykuş kendi reklam bütçesi dahilinde Akıllı Baykuş'tan yayınlanan, dahil olan projelere, yani Akıllı Baykuş üzerinden gelen projelere 100.000 TL'lik bir yatırım yapacak. Ama yani farklı farklı 100.000 TL'yi bir tane projeyi değil tabii, de toplamında bunu yapacağız. Toplamında 2020 senesi içerisinde. Çünkü istiyoruz ki hani daha çok kullanılsın. Tabii gelenlerde bizim de bir artımız olsun ki zaten şimdiye kadar önayak olduğumuz projelerde de aynı şekilde bizim de biz de desteğimiz, dahil olduk, tabii. Desteğimiz oldu o anlamda. Dolayısıyla 2020'de de buna devam edeceğiz. Umuyorum ki birçok 10.000 proje istiyoruz minimum. 10.000 proje harika. 10.000 proje ya da işte fikir. Her şey olabilir. Peki şimdi ben Akıllı Baykuş'a tekrar döneceğim ama biraz Türkiye'deki bu girişimcilik ekosisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü siz işin içindesiniz. Yani daha biz ileriye mi gidiyoruz, yerimizde mi sayıyoruz? Çünkü bir ara çok fazla girişimci patlaması oldu. Herkes hala girişimci var. Oldu. Hala var. Yani teknoloji girişimcilik, bunu da bahsetmek istiyorum. Çünkü siz teknoloji girişimciliği yapıyorsunuz. Bu da çok trend topik bir konu. Biz aslında bizimkisi, biz teknolojiyi bir araç olarak... Dünya çapında yani sadece Türkiye'de değil.
Araç biraz olarak kullanıyoruz. Araç evet. olarak kullanıyoruz teknolojiyi. Dediğim gibi asıl oturtmak istediğimiz bir sistem. Teknoloji kısmı bunun araç kısmı. Çünkü bir şekilde bunu hani nasıl yapacaksınız başka türlü? Türkiye'de çok var. Çünkü insanlar fikirlerle geliyor. Bundan hemen ben bundan kazanabilirim düşüncesi doğuyor. Ama gerçekten kolay bir şey değil. Hiç yani değil. O riski alabilecek durumda mısınız? Önce ona bakmanız gerekiyor. Bakın ben size 5 sene diyorum. 5 sene çok ciddi bir tabii zaman. Ki. Az buz bir zaman değil. Hiç hani değil. Bunun bir kısmı tabii ki öğrenmeye gitti. Sonrasında işte ekip değişti. Ben ilk tabii başladım ekibde çalışmadım. Ekibi değiştirdim. Onları tekrardan hani ekledim, çıkardım vesaire. Hani ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor ama bu süre içerisinde hani riskleri iyi bilmek gerekiyor. Tabii ki. Bunu hani yapabilir misiniz gerçekten? Yoksa hani olmazsa da bu sizi ne kadar etkiler? Hmm. Bunu da çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü hani yaparsınız her şeyinizi verirseniz ve günün sonunda oradan bir şey gelmezse geri dönüşümde. Yani bir hani bütçe de ayrılıyor buna. Bütçe, yani hem vakit, zaman ayırıyorsunuz hem bütçe ayırıyorsunuz. O, her çok fazla geri şey dönüşümü lazım. Ben mesela kendime bakıyorum iki tane küçük çocuğum var. Neredeyse yarı zamanlı İstanbul'a gidip geliyorum. Yani burada yaşamıyorum ben. İngiltere'de yaşıyorum, Londra'dayım ama bunlar da bir şey. Yani siz hayatınızda neredesiniz? Ne kadar, ya buna bir kere yaptığınız şeye ne kadar inanıyorsunuz? Tabii ki. Bunda sadece maddi kazanç güderek bir işe kalkarsanız o işin başarılı olma ihtimali çok düşük. Ben ne söyleyeyim? Ya da hani çok ekstrem bir şey bulmuşsunuzdur. O ayrı bir durum ama hani o hani hakikaten bir şey olmayan bir şey keşfetmişsinizdir. O ayrı bir şey ama hani böyle ay bir fikrim var. ben bunu yapayım bilmem de 2-3 yıla işte 2 milyon 10 milyon kazanırım vesaire falan. Yani böyle gerçekçi düşünmek gerekiyor gerçekten. Yani hani girişimcilik o zaten riskli. En risksiz gözükeni bile riskli. Kendi durumlarına bakması gerekiyor. Hem gençlerin hem ben şimdi genç şeyinde çok 40 yaşındayım yani o kadar da genç sayılmam açıkçası. Hem benim yaşımdakilerin hem daha işte yani yaş da çok artık o noktada. Şimdi gençler biraz daha risk alabiliyor. Doğru. Tabii ki hani ona da bakmak gerekiyor. Peki biraz rekabet ortamı şimdi siz yurt dışındaki pazarı da biliyorsunuz. Evet. Şimdi birçok kişi bu işe giriyor ama kaç kişi başarılı oluyor, kaç kişi olamıyor, bir rekabet ortamı da var. Yaptığınız alanla değişir. Yani şimdi ben kalkıp da bir Facebook'u tekrar yapmaya kalksam yani çok mantıksız bir hareket olur. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bazen hani sizin yaptığınızdan, benim yaptığımdan bile fikir alıp kendi şeylerini yapan tanıdıklarım var. Yani hani esinlenip işte bir parçasını alıyor. Biz işte hepsini yapmıyoruz da sadece şu alanı yapıyoruz falan diye. Yani rekabet ortamı zaten siz olmayan bir şey yaptığınız zaman siz girişi yapmış oluyorsunuz ama bir yandan da hani o ortamı da doğuruyorsunuz ki sağlıklı olan da bu zaten. Yani aslında ben şeyi çok sağlıksız görüyorum birkaç tane büyük yerin her yeri domine etmesi. İşte ne vardır Amazon, Facebook vesaire. Tabii, yani hani şimdi Amazon girdi mi geçmiş olsun. Girmiş de tabii zaten ki. Türkiye'ye girdi yani de. Diğerleri yani, çok küçük kalıyor. Evet yani bu şey gibi bakkal yani aynı şey tekrar bir yerde bir bakkal olsun. Onun yanına kocaman bir işte Migros, doğru, Makro vesaire açılsın. O artık o bakkal biter. Yani hani bu artık bu da siz daha da iyi bilirsiniz. Devamlı burada ağırlıyorsunuz bu alanlar. Yani farklı daha alanlarda çalışan kişileri. Bu artık bir döngü. Şeyi görmek lazım. Gençlerin gelecekte ne ihtiyacı olacak? Ya da şu an ne ihtiyacı var? Bu ne şekilde değişecek? Bunu hesaba katmak lazım. Onların ne istediğini çok iyi anlamak lazım. Biz onların istekleri doğrultusunda zaten devamlı yeniliyoruz, değiştiriyoruz, basitleştiriyoruz. İşte mesela bizim sistem ilk açıldığında hiç kullanışlı bir sistem değildi. İnsanlar fikri çok sevdi. Girdiler, üye oldular falan ama yani hani bir türlü kullanamadılar. Üniversitelerde falan bazı işte araştırmalar yaptık, sorduk, soruşturduk. Nesi var, nasıl? Yani çok karışık dediler. Şimdi biz onu minimum seviyeye indirdik artık. Yani hani daha da basit hale getiriyoruz hatta. Çok iyi anladım. Hı-hı. Yani böyle zaten altyapı yatırımları siz yapacaksınız. Kolaylaştırmak için. Peki uluslararası bir platforma dönüştürmeyi düşünür müsünüz? Tabii yani Türkiye'yi açıkçası beta yani hani
Merkez Türkiye değil mi? Yok, merkez değil mi? Türkiye değil. Merkezi sonradan göreceğiz, karar öyle vereceğiz. Mi? Şu an aslında bu İngiltere'de kurulmuş bir şirket. Hmm. Türkiye'de yayına alındı. Burada da büyük ihtimalle bir şirket açmamız gerekecek. Tabii bir ki. Noktada irtibat bürosu olarak. Yani evet. Şu an çok dediğim gibi hani 100 bin tane proje dönüyor olsa zaten bunu yapmak zorundasınız her halükarda. Ama şu an o sayılara da gelmediğimiz ve tek hala yapılanma aşamasını tamamlamak üzere olduğumuz için öyle bir ihtiyaç şu noktada duyulmadı. Ama Türkiye pazarına muhakkak giriş olacak. Türkiye pazarı bizde. Türkiye pazarı bizde. Evet. Çok güzel. Çok Türkiye pazarı bizde. Peki melek yatırımcılar diyoruz. Melek yatırımcılar daha çok yani kişiye yatırım yapar aslında melek Sizin yatırımcılar. Sizin bir melek yatırımcınız yok. Siz kendiniz yaptınız. Ben daha çok şöyle yani eş, dost, aile bir şeyler aldık tabii ki. Başka türlü 5 sene geçmez yani kolayına. Ama hani tanımadığım bir kişiden bir yatırım almadım. Yatırımcı da çok önemli. Ben şu noktada bir yatırımcı alacaksam şayet uyması gerekiyor. Kafa yapısı uyması gerekiyor. Beni özgür bırakması gerekiyor. Yani hani ilerleyişte mentorluk yapabilecek seviyede birilerinin olması gerekiyor aynı zamanda. Evet yani hani bir şekilde o sosyal girişim kısmını da destekleyen birilerinin olması gerekiyor. Yani buna sadece bu çok kazanacak ve kazandıracak bir sistem. Evet, çünkü yani maddi olarak da kazanıp kazandıracak bir sistem. Evet. Yani yapısı öyle. Yani bunun başka şey yok. Gideceği yer yok çünkü. Ama sırf orasına kanalize olup sosyal fayda, hayır, sosyal sorumluluk kısmını ki daha böyle nasıl diyeyim önemini arttırmak yerine azaltacak bir duruma geçecek bile mesela hayatta çalışmamış istediği kadar para versin. Yani evet, çok iyi anladım. Evet, o konuda kısa da önemli yatırımcılardan. Peki şimdi sosyal medya. Hı hı. Herkes işte telefonlarında sosyal medya kullanıyor. Evet. Yani şu anda bu yani top seviyede diyebiliriz. Evet. Tabii girişimcilik içinde bunu kullanan yani sosyal medyayı kullanan çok fazla çok insan var. Çok anormal. Evet. Yani bu ben hem sizin için hem de genel girişimcilik için konuşursak hem de tavsiyelerinizi de almak istiyorum. Mesela sosyal medyanın rolü ne? Nasıl kullanılmalı? Tabii dezavantajları, avantajları da var. Evet yani sosyal medyayı bir hastalık yani haline... Bir düzeyi var mı seviyesi yani ne kadar? Yani zaman bir sınırlamak gerekiyor herhalde. Şimdi sabahtan akşama kadar telefonunuza, Instagram'a bakarsanız ya da neyse artık neler başka kullanan ne varsa Twitter'ınıza bakarsanız bir sıkıntı var demektir. Yani sağlıklı bir şey değil bu her şeyden önce. Ne için kullandığınız önemli. Yani takip ettiğiniz işte influencerlar olabilir. Ne bileyim tarzını seviyorsunuzdur, yaptıklarını seviyorsunuzdur. Tabii ki. Takip etmek istiyorsunuz. Bunlar fikir alabilirsiniz. Evet, fikir alabilirsiniz. Şey. Bunlar için kullanabilirsiniz ama yani sırf meraktan kim nerede ne yapmış bilmem ne falan yani bilmiyorum ben o kısımları yani o başka da bir girişim için nasıl kullanılmalı mesela girişim duyuru amaçlı kullanılmalı bence yani duyuru amaçlı duyuracak. Kullanılmalı kendini duyurma için biz de çalıştık influencerlarla daha çok sosyal sorumluluk tarafında tabii yani ki. Hani para ödeyerek çalışmıyoruz biz sosyal sorumluluk tarafında hani katılıyorsa kendisinde katılması tercihimiz oluyor açıkçası yani hakikaten gönülden bir dahiliyeti olsun diye. Duyuru kısmında çok önemli çünkü o kullanılıyor artık hani. Yani, çok kitleye ulaşması açısından. Hani sizin istediğiniz kitleye en böyle segmente hemen fırt diye ulaşabiliyor. Artık onun hani kişiden kişiye değişir. Hani bir kişi ya da bir şirketi, grubu belirli bir kitle takip ediyor zaten çoğunlukla. Tabii. Hani o sizin hitap etmek istediğiniz kitleyle. Bizimkisi herkese açık bir sistem. Öyle özellikle işte şu bu olsun... İşte şey düzeyi bu olsun, okul düzeyi bu olsun, ekonomik düzeyi bu olsun diye bir şey yok. Herkese ama açık. Sanat, spor olduğu için şu anda tabii ki belirli kişilere daha çok hitap ediyor gibi ama bizim amacımız zaten bunun da değişmesi. Evet. Sanat, spor, farklı hobiler herkesin hayatında olmalı. Doğru. Sosyal sorumluluk herkesin hayatında olmalı. Yani destekleyen ya da desteklenen olarak bir şekilde olmalı. Diye düşünüyorum. Evet Çevrem Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Devamını çok mersi. Çok teşekkürler. Evet üst düzeyde sosyal sorumluluk ve girişimcilik konuştuk. Akıllı Baykuş platformu kurucusu Çevrem Campbell sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.